Beş yıldır dinmeyen acı. Beş yıldır akan gözyaşları. Beş yıldır devam eden zulüm. Beş yıldır gelmeyen adalet. Değerli basın emekçileri ve halkımızı saygıyla selamlıyoruz. İki evladı ve eşi hastanede gözleri önünde katledilen bir çocuğu da beş yıldır üstünlerin talimatıyla tutuklu bulunan anne adalet için bugün Ankara'dadır. 68 yaşına rağmen 846 gün Urfa Adliyesi önünde adalet nöbeti tuttu. Tek talebi, tek amacı adaletin sağlanmasıydı. Yetkililerin onun duymasıydı. Ama maalesef Ankara'da adalet sağlayıcılar annenin çığlığını, feryadını görmezden geldi. Ailemize karşı yapılan katliamı duyarlı olan bütün kamuoyu biliyor. Bilmeyenler için yaşadığımız süreci kısaca anlatacağım. 2018 seçim öncesi Suruç'tayız. 30 yıldır vergi dairesine kayıtlı ruhsatlı iş yerimiz var. İş yerimiz Suruç'un merkezindedir. O dönemde ben de ücretli öğretmen olarak görev yapıyorum. Katliamdan, olaydan iki gün önce gene AKP milletvekili ve Tarım Bakanı Fakıh Baba iş yerimize ziyarette bulunuyor. Burada fotoğrafta görüldüğü gibi Fakıh Baba daha sonra açıklama yapıyor. Beni güler yüzle karşıladılar iş yerinde. Beni güler yüzle uğurladılar. Adaletin sağlanması konusunda ısrarcı oldu. Bu talebi kabul edilmeyince partisinden istifa etti. Fakıh Baba'nın gelişinden iki gün sonra şu an partisi içinde bile istenmeyen ama partisinin arkasına sığınan, insanlık suçu işleyen milletvekili iş yerimize geliyor. Bu sefer iş yerimize gelişinde yanında bulunan, arkasında bulunan 40-50 kişi silahlı ailesiyle beraber iş yerimize giriyor. Ve iş yerimizdeki güvenlik kameralarının görüntülerine baktığımızda da saldırı talimatını verip fotoğrafta burada görüldüğü gibi iş yerimizden ayrılıyor. Burada iş yerimizin girişinde milletvekilinin abisi açık bir şekilde silahını, ateşli silahını çıkarıp iş yerimize saldırıyor. İş yerimizin içine milletvekili ayrılıyor, eski milletvekili ayrılıyor ve saldırgan ailesi, silahlı ailesi iş yerimizin içine giriyor. Şu an iş yerinin kasa girişinde bulunan tişörtü, kırmızı tişörtlü kişi benim ve milletvekilinin abisi de elinde ateşli silah var. Bana ateş etmeye çalışırken haksız yere tutuklu bulunan kardeşim de şu an turkuaz gömlekli kardeşim de iş yerinin içine giriyor ve bize yapılan bu korkunç saldırıyı görüyor. Bu saldırıyı bertaraf etmek için anayasal bir hak olan meşru müdafaa hakkını kullanıyor ve iş yerinde bize saldıran silahlarla, bıçaklarla, elindeki sert cisimlerle bize saldıran iki kişiye ateş ediyor. O iki kişi yaralanıyor, vefat etmiyor. İş yerinde bulunan beş kardeşimiz de ağır bir şekilde yaralanıyoruz. Doğanın gereği olarak bizi tedavi amaçlı Suruç Devlet Hastanesi'ne kaldırıyorlar. Asıl katliam, asıl insanlık suçu Suruç Devlet Hastanesi'nin içinden meydana geliyor. Yaralı olarak bizi Suruç Devlet Hastanesi'ne kaldırıyorlar. İş yerimize hepimiz ağır yaralıyız. İş yerimize vefat eden kimse yoktur. İş yerimize biz gelmeden iki dakika önce hastanenin polis araçlarının güvenlik kamerasında burada açık bir şekilde gözüktüğü gibi eski katliamı azmettiren milletvekili hastaneye giriyor ve üç dakika sonra da ağır yaralı olan ben de dahil olmak üzere bizi Suruç Devlet Hastanesi'nin içine kaldırıyorlar ve Suruç Devlet Hastanesi'nde ikinci katliam başlıyor. Burada üç el ateşle, iç yerinde üç el ateşle yaralı olarak hastaneye kaldıran kardeşimin otopsi raporunda vücudunda 17 tane mermi izi çıkıyor.
Hasan'a içi kan gölüne dönüyor. Diğer abim aynı şekilde defalarca bıçaklarla, ateşli silahlarla hastanenin içinde kat ediyor. Olayı duyan babam da iş yerinde değildi. Çocuklarını görmek için annemle birlikte devlet hastanesine geliyor. Annemle beraber babam hastanenin acil girişinde girdiğinde babama annemin gözünde saldırıyorlar. Hastane içinde babama saldırıyorlar. Babamın otopsi raporuna baktığımızda herhangi bir silah, ateşli silah yarası yok. Tamamıyla hastane içinde linç ederek, yangın söndürme tüpleriyle, serum tutacaklarıyla linç ederek katlediyorlar. Katliamı yaptıktan sonra bu katliam yaklaşık bir saat içinde gerçekleşiyor. Hastanenin, dört buçuk yıl sonra hastane davası üzerine gizli karar kalkıyor. Dosyaya baktığımızda hastanenin içinde 27 tane uzun namlulu mermi silahı, mermi kovanı bulunuyor. Hastanenin müşahede odasında 31 adet duvarlara isabet etmiş mermiler vardır. Hastane içinde bu katliamı azmettiren, bu katliamı yapan herkes burada fotoğrafta görüldüğü gibi arkasındaki silahlı gücünü alarak, elini kolunu sallayarak hastaneden ayrılıyor ve orada güvenliği sağlamakla yükümlü olan kolluk da herhangi bir müdahalede bulunmuyor. Çünkü orada milletvekili var. Bunlar hepsi teröristtir. Siz müdahale ederseniz sizi öldürürüz şeklinde tehditte bulunuyor. Bu sözler hastane çalışanın bir doktorun sözleridir. Dosyada ismi geçiyor. Ve bu katliamı yaparak hiç kimse tutuklanmadan, hiç kimse gözaltına almadan hastaneden ayırıyorlar. Bu haksız ve hukuksuzluğa karşı anne bir adalet mücadelesi başladı. Yani düşünün, iki evladını öldürsünler hastanede, eşini öldürsünler gözler önünde, haksız hukuksuz yere de bir çocuğunu tutuklasınlar. Ve Urfa'da görüştüğümüz bütün yetkililer, evet biliyoruz, haklısınız. Kimisi diyor elimizden bir şey gelmiyor, buna Urfa valisi de dahil, Urfa Cumhuriyet Başsavcısı da dahil, haklısınız. Kimisi diyor elimizden bir şey gelmiyor, kimisi de diyor zamanı gelince hesap sorulacak diyor. Aradan 5 yıl geçti. Hala kardeşimiz tutuklu üstünlerin talimatıyla ve katliamı azmettiren az önce gösterdiğim gibi dokunulmazlığı bitmesine rağmen, kendi partisi içinde istenmemesine rağmen hala tutuklanmış değil. Hasan'a davası üzerindeki gizli kararı kalkınca Hasan'a ile ilgili sağlık çalışanların ve polislerin ifadeleri var. O ifadeleri de kamuoyuyla paylaşmak istiyorum. Sağlık çalışanların ifadesine baktığımızda, ben burada isimleri tam olarak açıklamıyorum. Çünkü Hasan'a katliamla tanık olanlar hepsi tehdit edilmiş ve can güvenliklerinin olmadıkları için de isimlerin gizlenmesini istedi. Ben sadece isim ve soyadının ilk harfini söyleyeceğim. Sağlık çalışan hemşiredir. Gülak K diye bir kişidir. Sağlık çalışanı kendisine de diyor bıçak çekildiğini söyledi. Hastalara, yaralara müdahale etmemizi engellediler diyor. Hastane çalışanı acil doktoru Mert Y de birçok kişinin elinde silah olduğunu, hastane içinde doktor olmasına rağmen kendisini de darp edildiğini söylüyor ve olay yerinden kaçtığını söylüyor. Doktorun dediğine göre milletvekili ve akrabasının bağırarak söylediği cümle bu resmi tutanakta da geçiyor. Hastane içinde diyor kimse canlı çıkmayacak diyor. Bu talimatı veriyor ve bu talimatı verenler bugün hala yargılanmış değildir. Saldırıyı engellemeye çalışan bir askerin de olayda burnu kırılmış. Uzman çavuş Gökhan S. yaralı olarak, ben de mucize eseri olarak hastaneden yaralı olarak beni de çıkartmaya çalışıyorlar. Ambulanslarla arka kapıdan bizi farklı bir hastaneye sevk ederken uzman çavuşun buradaki ifadesine baktığımızda kalabalığın yollara taşlar dizdiğini, yani ambulansların gidişini engellemiş. Ambulanslara saldırdıklarını,
şoförleri, ambulans şoförlerini rehin aldıklarını söylüyor. Türkiye bir hukuk devletidir değil mi? Ve bir sağlık bir uzman çavuşun ifadesidir. Ambulanslara saldırdıklarını, şoförler, ambulans şoförleri rehin alınmış. İlçe Emniyet Müdürü'nün ifadesi de var. İlçe Emniyet Müdürü'nün ifadesine göre polislere de taş ve sopalarla saldırdıklarını söylüyor ve saldırı yapanların da Yıldız'ın yakın akrabaları olduklarını dile getiriyor. Annenin adalet mücadelesini Ankara'ya taşımamızdaki amacımız devletin herhangi bir kurumunu karalamak, itibarsızlaştırmak değildir. Amacımız adil bir yaşam için yetkililerden adalet talep ediyoruz. Meclisteki açıklamamızdan sonra Adalet Bakanlığı'na gideceğiz. Adalet Bakanlığı'yla görüşme talebimizi ileteceğiz. Bakanlıkta Adalet Bakanımız Yılmaz Tunç'la haklı adalet talebimizi iletip adaletin sağlanacağına dair bize söz verirse biz de tekrar Adalet Bakanlığı'ndan ayrılıp geleceğiz. Anne Ankara'da fazla kalmak istemiyor. Hem gözlerinde hem de dizlerinde ameliyat olacak. Anne aynı zamanda psikolojik tedavi de görüyor. Adalet gelmeden tedavi sürecini kabul etmiyor. Adalet Bakanı'nın bu konuyla ilgili, bu adaletsizlikle ilgili gerekli hassasiyeti bekliyoruz. Anne adalet gelmeden evime gitmeyeceğim. Adalet sağlanmadığı takdirde dayanışmayla adalet mücadelemizi Ankara'da sürdüreceğiz. 5 yıllık haksızlık ve adaletsizliğe rağmen adalete ve hukuk devletine olan inancımızı, umudumuzu kaybetmedik. Çünkü umut zaferden daha değerlidir. Bize güç veren, bizi yaşatan adalet inancımızdır, umudumuzdur. Katliamın yaşandığı ilk günden beri bizleri yalnız bırakmayan HDP'ye ve bugün adalet mücadelemizde, basın açıklamamızda yanımızda bulunan bütün vekil arkadaşlarımıza da teşekkür ediyoruz. Kesinlikle burada tekrar altını çiziyorum. Hukuk sınırları içinde mücadelemizi sürdüreceğiz. Annenin ağır sağlık sorunları var. Herhangi bir hukuksuz müdahale beklemiyoruz. Buradan Adalet Bakanlığı'nın önüne gidip Adalet Bakanlığı'yla görüşme talep edeceğiz. Ve tamamıyla bu şekilde mücadelemizi sürdüreceğiz. Bugün yanımızda bulunan, bize destek veren halkımıza ve basın emekçilerine de teşekkür ediyorum. Ben burada bir resmi açıklamayla, bir cümleyle dile getireyim. Katliamı yapan AKP'nin bir milletvekili ve katliamda fail olan AKP'nin bir milletvekili var. TAPE kayıtları var. Burada TAPE kayıtlarında, resmi TAPE kayıtlarında kurduğu cümle, abim milletvekili Halil Yıldız olaydan sonra daha güçlü oldu diyor. Tamamıyla bir rant amacıyla, birilerinin gözüne girmek için, halkı korku sarmak için bu katliam yaptı. Ve biz de bu katliamda kurban seçildiğimizi düşünüyoruz. Bunu bütün halk da, Urfa halkı da, Türkiye'de, dünyada biliyor. Adalet edildi kadın. 4 yılında adli rüneşti bu. بزلمي امروشتن زلم صفر الماكرين هي حولي المادكن براكو ديما باردن بس اجر ما مولا خو اجر ما نيتورني خو اويلا ما خلاص كرن خلو اويلا ما جي كلش قولي مك انا حبسي وذوت تاني ايدن كلش تاني بحسب صلاح لي قستن ایتی خسته خانه دا ایستان نیکشتن ایستان شرجه نابه از حجی چون حجی برچابه من شرجه کرن خسته سیردالی خسته چاب در خستن هور کرن بس برا کنیم بردن ام جهنم آلا خواه برا با عدالت هاش گیار را وره بس برا چه بی برا کنیم بردن برا ندنجی از بر
اوی رو نابم از هرم انتی اوی از رونم من انتی ادالتی از رونم انار ممار برا کدیم بردن بسه برا ایمن هدنگی که نه ارده برا کدیم بردن و وحشی ها جی ندبو وکیل و وحشی ها کنه وکیل خودش وگی ها راضی به خودش ایشالله درم بینه من گی در کم نفر لغیه عدالت اشگی ها راد غازم بس برا کدیم بردن حکمات جیزانه اردوغان جیزانه گیزانن سوجزادی متنه بود سوجزادی من برا قید مدرخن دده مانه سوجزادی مو برا وحردی هاشی بگیرن وانا پر ملت کشتنه وانا پر ایسان کشتنه خودش بر رازی به Anne diyor, üç yıldır Urfa Adresi'nde nöbet tutuyorum. Eşimi gözlerimin önünde hastanenin içinde boğazını keserek, darp ederek katlettiler. İki evladımı katlettiler. Eşimi katlettiler. Bir oğlum da hala tek kişilik hücrede, hala tutuklu. Oğlumun suçu yoktur. İş yerimizin kamera görüntüleri var. Kamera görüntüleri bir kişi tarafından raporlaştırmış ve oğlumun bir an önce tahliyesini istiyorum. Ben buraya geldim, adalet için buraya geldim. Adalet gelmeden evime dönmeyeceğim ve bu adaleti herkes için istiyorum.